Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başka bir AliExpress videosunda tekrar beraberiz. Bugün sizlere 4 farklı kesici alet tanıtacağım. Bunlar gümrüğe takılmadan sorunsuzca geldi. Tabii ki bu siz aldığınızda takılmayacak anlamına gelmiyor. Hemen çok beklemeden videoya başlıyorum. Evet, şu şekilde bir üründen başlıyoruz. Kalp bıçak değil bu. Bu birden fazla fonksiyonu olan bir ürün. Kenarları kesici, gördüğünüz gibi testeresi, işte ne bileyim, açık gazoz açacağı, şişe açacağı ya da ne bileyim işte burada işte vesaire böyle. Göster burada 11 farklı özelliği var. Ağır, bayağı iyi. Bilmiyorum, hiç kullanmadım. Denemek lazım. İlk ürün buydu. Hızlı geçiyorum direkt. Bu şekilde. İkinci ürün ise bir kart bıçak. Bunu YouTube'da birden fazla videosu var. Hatta birden fazla yüzlerce, belki binlerce videosu vardır. Şu şekilde. Bunların aşağıda linklerini bulabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim, evet. Kart bıçak bildiğiniz. Artık bilmeyen yoktur diye düşünüyorum kart bıçağı. Şu şekilde. Keskinliği vesaire nasıl, hiç bilmiyorum. Hiç kullanacağım ürünler değiller. Ama işte merak. Merak insanı aldırıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde bir üründü. Evet, üçüncü ürünümüze gelelim. Gittikçe biraz pahalılaşabilir ürünler. Bu ürün yaklaşık 2,5 dolar civarında bir çakı. Gümrüğe takılmadan geldi. Ağırlığı vesaire çok hoş. Tasarım olarak da çok güzel. Şu şekilde kemer işte ya da bele takma şeyi var. Evet, şu şekilde. Evet, geri kapatırken şuraya basıyorsunuz. Öyle. Heh, ses çıktı, daha demin elime çarptı, çıkmadı. Değişik, güzel. Tasarım olarak falan bayağı iyi yani. Bu şekilde basıp geri kapatalım. Hop. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ürün. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. 4 çeşit olduğu için. Evet. Son olarak da genelde gene hani böyle herkesin aldığı ama benim hiç işte ne bileyim CSGO ile vesaire alakam olmamasına rağmen bir karambit aldım. Sırf merakıma. Bunların ne bileyim işte isimleri varmış. İşte yok siyahının bilmem, yok örümcek ağı olan, yok bilmem ne. Garip garip işte. İsimlerini bilmiyorum yani. Şimdi sallamak da istemiyorum açıkçası. Bu gördüğünüz karambit de sorunsuzca geldi. Biraz geç geldi ama geldi. Evet, benim siyah modeli. Nasıl kullanılır, nasıl tutulur hiç fikrim yok. Dekor amaçlı benim düşüncem hani. Yani bayağı da hoş. Değişik bir karambit. Değişik bir bıçak, daha doğrusu değişik bir karambit ne demek de, ne demekse. Ama yani ne bileyim hani tehlikeli bir ürüne benziyor. Yani 18 yaşındaki, 18 yaş altındaki arkadaşlar böyle ürünleri kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani kesinliple böyle ürünlere ne sipariş verin, ne alın, ne kullanın. Yani gösterdiğim hiçbir ürünü, kart bıçak da ne kadar masum görünse bile arkadaşlar, sizin için gerçekten tehlikeli bu ürünler. Yani illa da bir ne bileyim bir karambit alalım bir yerde dursun düşüncesi varsa, hani böyle çok aşikar istiyorsanız, yani ebeveyn kontrolünde, ailenizin izniyle olması lazım. Bilginiz olsun yani. Bu şekilde bu da. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuralardan bir yerden de ya da ne bileyim buralarda da olabilir. AliExpress'in için çektiğim ilk videoya gidebilirsiniz. 15 tane ürün incelemiştik. O videoyu da izlemek için tıklayın. Hoşçakalın arkadaşlar.